Dreamweaver'da şablonlar konusunun ikinci devam dersinde size birinci derste anlatmadığım isteğe bağlı bölge ve yinelenen bölge seçeneklerini anlatacağım. Şimdi isteğe bağlı bölge şu anlama geliyor. Bizim her sayfamızda belli başlı şeyler var. Aynı olan şeyler. Örneğin şurası. Hakkımızda sayfasında var, referanslar da var, şubeler de var, iletişim de var. Buraya kadar hiç sıkıntımız yok. Ben diyorum ki, örneğin bu resim iletişim sayfasında çıkmasın. Ya da uzun vadede belki geri koyarız, çıksın. Her şey şablonla birebir olacak diye bir kaide yok. Yani ben şablonun dışına da çıkmak istiyorum. Ben bu resmi bir sayfada istemiyorum, lazım değil. İletişim sayfasında bu resmin olmamasını gene şablonlardan sağlayabileceksiniz. Bunun için siz önce resminizi seçiyorsunuz. Ben IMG seçeneğini seçtim. Ardından şablonlar kısmına gelip isteğe bağlı bölgeyi seçiyorum. Optional region kısmı geliyor. Buna resim diyelim. Siz daha ayrıntılı isimler kullanın. Uzun vadede sizin için daha faydalı olacak. Resme tıkladım. Burada resmim şu an itibariyle istediğim zaman ekleyip kaldırabileceğim bir şeye dönüştü. Diğer şablondan üretilen sayfalarda. Tamam. Ctrl-S ile kaydediyorum. Güncelleştire basıyorum. Hepsi tamam sayılır. Bir tek tümünü kaydet seçeneği kaldı. Peki tümünü kaydettim. Ben ne demiştim? Her sayfada olsun ancak iletişim sayfasında şu resim olmasın. İstemiyorum. Şablonun da bozulmasın bu arada. Peki. Yine müdahale edemiyoruz biz resme. O zaman bunu nasıl çıkaracağız dediğinizi duyuyorum. Arkadaşlar bunu çıkarmanız için iletişim sayfasına geldim. Ardından değiştire basıyorum. Şablon özellikleri seçeneği karşıma çıkıyor. Bastım şablon özelliklerine. Diyor ki resim var. Bir tane değiştirilebilecek bir alan olarak resim var. Ve değeri true yani gösteriliyor. Tik işaretini kaldırdım. Tamam'a bastım. Artık iletişim sayfasında bu resim gözükmeyecek. Deneyelim. Şuradan iletişime tıkladığım anda resim gitti. Geri getirmek içinse aynı işlemi tekrar yapabilirsiniz. Değiştir. Şablon özelliklere resim göstere bastığım anda geri gelir. Yani Ctrl-Z ile geri alayım. Şimdilik böyle kalsın. Gelelim son seçeneğe. Son seçenek yinelenen bölge seçeneği. Bunu da şubelere yazdırabiliriz diye düşündüm. Şubelerde yinelenen bir alan oluşturacağım size ve siz o alanı tekrar tekrar yazmaktan kurtulacaksınız. Ki benim burada aklıma işte Ankara şubesi, İzmir şubesi, Edirne şubesi gibi şeyler geldi. Ben şimdi bunları yapacağım. Ardından burada tek yapmam gereken şey onları tekrardan üretmek olacak. Bu sayfayı üretebilmem için benim hemen şablona ekstradan bir div eklemem lazım. Şubeler diye yalandan yere bir div ekleyelim. Bu arada dikkatinizi çekerim. Şablonlarla çalışırken template begin editable, template end editable yani şu alan başlayıp biten bir alan. Burada kodlara geldiğinizde gri olan alanlar normal sayfalarınızda müdahale edemediğiniz alanlar. Bakın buraları silemiyorum bile. Burada zaten belli. Sizin müdahale edebildiğiniz alan bu kadar. Instance begin editable. İçerik alanının düzenlenebilir alanı buradan başlıyor buraya kadar. Kalan gri olan alanlara müdahale edemiyorsunuz. İşte şablon kullanmanın iyiliklerinden biri de bu. Ne diyordum? Ana şablona hemen bir tane div ekleyeceğim. Uyduruk bir div ekleyelim şuraya. Div ID ne olabilir? Şubeler. Dili kapattım. Şubeler buraya gelecek. Ctrl-S'ye bastım. Diğer alanlara dikkatimi çekiyorum. Burada şubeler alanı çıktı. Şimdi yine dosya tümünü kaydettim. Hepsini kaydettim. Ana şablonda tekrar tekrar biz alan üreteceğiz. Şubeler alanı. Mesela buraya bir Zonguldak yazacağız. Şuradan düzelteyim. Zonguldak, Ankara.
tarzı bir şeyler yazacağız. Şimdi bunu tekrar tekrar ürettireceğim. Bunun için yinelenen bölge seçeneğini tıklıyorum. Tabii div şubeleri seçmek koşuluyla. Yinelenen bölgeye tıkladım. Tekrarlanan şube yazdım bunu yalandan yere. Bastım. Yinele tekrarlanan şube. Tamam. Ancak Ctrl+S'ye basıyorum, kaydediyorum. Diğer sayfalarda tamam, yineleme işlemi yapılıyor, yapılacak birazdan. Fakat ben bu Zonguldak'ı değiştiremiyorum. Zonguldak şubesi yazacağım. İşte Ankara şubesi, İzmir şubesi, Edirne şubesi yazacağım. Burayı da müdahale etmem lazım. O zaman bir önceki derste anlattığım konu çıkıyor bu sefer de. Bu alandan şuraya bir kere tıklıyorum. Buradan düzenlenebilir bölgeyi seçiyorum. Şubeler düzenlenebilir yazıyorum. Tamam, bastım. Şimdi şubeler düzenlenebilir alanı karşıma çıkıyor ve bu noktadan sonra hem düzenleyebilirim istediğim yere, hem de bunun yanı sıra tekrarlayabilirim. Yani tekrar tekrar kopyala yapıştırdan kurtuluyorum. Bakın, hakkımızdaya geliyorum. Hakkımızdaya geldiğimde düzenlenebilir alan bu. Dikkat edin, diğer kısımları gene düzenleyemiyorum. Artıya bastığımda Zonguldak ekleniyor. Ben buraya Ankara yapıyorum. Bunun haricinde işte İstanbul yapıyorum. Bunun haricinde Edirne yapıyorum. Bunun haricinde Van yapıyorum. Bu böyle gidiyor. Şuradan tıklayıp da eksiye basarsanız siliniyor. Ya da yukarı aşağı tuşlarıyla da ileri öteleyebilir, geriye getirebilirsiniz. Bu alanda yinelenen tekrarlanın avantajlarından biri. Bakın, bana en başa getir. Tek bir defa tıklayıp da o alanı seçmem ve ileri geri götürmem, yukarı aşağı taşımam mümkün.